Evet değerli izleyiciler, ee, şimdi Sovyetlerin Türk topraklarında gözü var mıydı diye bir tartışma vardı. Dün Çağrı Erhan aslında bizim gazetemizin de yazarı ve akademisyen o da yazmıştı. Türkiye'de Rusların, Sovyetlerin 1945'ten bu yana özellikle Türkiye'nin belli noktalarını işgal, Kars, Ardahan topraklarını isteme gibi bir girişim vardı. Bugün ben de onu yazdım. Sovyetlerin Türk topraklarında gözü var mıydı diye ve bir belge paylaştık. Bakın o belgeyi getirelim ekranlara, o belgeden alıntı yaparak. 7 Haziran 1945'te bakın görüyorsunuz bir görüşme var. Kimle? Rusya Dışişleri Bakanı Molotov ile bizim Rusya Büyükelçimiz Selim Sarper arasında bir konuşma bu değerli izleyiciler. 2 saat görüşüyor ve orada Molotov şöyle diyor. Yeni bir ittifak anlaşması yapmadan evvel aramızdaki bütün pürüzlü sorunları çözümlememiz gerekiyor. Bunlar birer birer sıralayacağım. Birinci sorun Türkiye ile aramızda yaptığımız 1925-21 anlaşması Sovyetlerin zayıf oldukları bir zamanda yapılmış ve bir takım arazi değişiklikleri meydana getirmiştir. İlk önce bu durumu düzeltmek gerekir diyor. Moltov'un dediği şey yani 1921'de Ruslar, Sovyetler güçsüzdü. İşte Kars Ardağan'ı size verdik orayı geri alalım diyor. Salper tabi akıllı bir e, büyükelçi, e, bürokrat. Türkiye'nin doğu sınırlarında bazı değişiklikler yapılmasını mı kastediyorsunuz diyor. Evet haksızlık, eski haksızlıkların Tamirini kastediyorum diyor. Selim Sarper de 1921 anlaşma Sovyetlere zorla kabul ettirilmiş bir anlaşma değildir deyip işin niçin böyle olmayacağını söylüyor değerli izleyiciler. Sonra bu Montre konusunda bazı itirazları dile getiriyorlar. Ve Selim Sarper de eğer Türkiye'nin savunma imkansızlıklarından çıkarılan sonuç boğazlarda Sovyetlere üst verilmesi sorunu ise hemen söyleyeyim ki bu söz konusu bile olamaz diyor değerli izleyiciler bir değerlendirme yazısı yazıyor burada Selim Sarper daha sonra ve Rusların Türkiye'deki bazı toprakları işgal etmek gibi girişimi vardır diyor. Şimdi Stalin'in böyle bir amacı olduğu da zaten biliniyor. İşte NATO'ya girince bu engellendi. Yani biz NATO'ya girince önce Yunanistan biz peşinden böyle bir şey yapmadılar onu da söyleyelim ve Türkiye böylece bu tehdidi tehdidi ortadan kaldırmış oldu ama Rusların Sovyetlerin o tarihlerde böyle bir amacı olduğunu bir kez daha söyleyelim